Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri arz olunur. Değerli misafirler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında bugün 13. gününü idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Bugün burada savunma sanayi açısından çok önemli iki töreni bir arada gerçekleştiriyoruz. Biraz sonra hem Burgazada korvetini denize indireceğiz, hem de Kınalıada korvetinin kaynak törenini icra edeceğiz. Bunlar toplam 8 gemiden oluşan, az önce de ifade edildiği gibi, Milgem projesinin 3. ve 4. gemilerini oluşturuyor. Başbakanlığım döneminde attığımız bu adımın her geçen gün neticelerini görmek bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Daha önce malum Milgem kapsamında iki gemimiz Heybeliada ve Büyükada'yı bitirmiş, donanmamızın hizmetine sunmuştuk. Geride bıraktığımız süre zarfında bu iki gemimiz hem ulusal hem de uluslararası birçok tatbikatta donanmamızı gururla temsil ettiler, göğsümüzü kabarttılar. Şimdi bu başarı grafiğine birer yeni halka da ekliyoruz. Öncelikle her iki projenin de ülkemiz, milletimiz ve tüm denizcilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu çalışmalarda emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bilhassa Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Genelkurmay Başkanımıza ve tüm kuvvet komutanlarımıza, bunun yanında savunma sanayi müsteşarlığımızda özellikle icra konseyi başkanlığında görev yapan tüm arkadaşlarımıza, burada mühendislerimizi, tasarım çalışmalarında yer alan tüm arkadaşlarımızı, işçilerimizi özellikle anmak istiyorum. Milletim adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Tabii şimdi bir şeyi özellikle yine ifade edeceğim. Artık icra konseyinin başında başbakanımız bir gemi inşa yüksek mühendisi olarak bulunuyor. Bu tersanelerde yağlı paslı bayağı çalışmaları oldu. Az önce kendisine dedim ki bu süreler uzun değil mi? O da aynen katıldı. Süreler uzun dedi. Artık dedi bu süreleri bizim 1,5 yıla, bilemedin 2 yıla indirmemiz lazım. Çok daha seri olarak biz bu üretimlerimizi yapmamız lazım. Yapar mıyız? Evelallah yaparız. Bu imkana, bu güce artık Türkiye sahiptir. Biz artık %60'la filan yetinemeyiz. Şimdi tabii en önemli atmamız gereken adımlardan bir tanesi, ilk adımını attık ama bunu tamamlamamız lazım. Evelallah kendi gemilerimizdeki makinelerimizi de üretmek suretiyle artık bu süreci hızlandırmamız gerekiyor. Öyle görüyorum ki bugün Burgazada'yı indiriyoruz ama indirdikten sonraki süreçte bayağı süreç, eğer 2018'de tamamıyla hizmete girecekse bu bizim için çok uzun bir zaman. İçindeki donanımını çok daha hızlandırmamız lazım ve kısa zamanda Burgazada iki arkadaşının yanında yerini alması lazım.
ve arkadan Kınalı Alay'ı süratle onu da diğer arkadaşlarına yetiştirmemiz gerekiyor. Türkiye hamdolsun her geçen gün savunma sanayi alanında kendi kendine yeter bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bundan sadece 1,5 ay önce 30 Nisan tarihinde deniz kuvvetlerimiz için tarihi nitelikte bir projenin ilk adımını atmış, çok maksatlı amfibi hücum gemimiz Anadolu'nun saç kesme törenini gerçekleştirmiştik. Dikey uçuş yapabilen uçakların da iniş kalkış yapabileceği ilk gemi olacak Anadolu'nun tamamlanmasıyla ülkemiz bu alanda çok farklı bir lige yükselecektir. İnşallah bugün olduğu gibi ülke güvenliğimiz açısından kritik önemi olan bu tür projelerin sayılarını artırarak sürdüreceğiz. Bu amfibi türü Anadolu gemimizden sonra artık biz kendi uçak gemimizi yapar hale geleceğiz. Ve uçak gemimizi de inşallah yapacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri kendi uçak gemisine de sahip olacak. Bunu da başaracağız. Hiçbir engel yok. İnanırsanız başarırsınız. Azmederseniz başarırsınız. Şu anda evelallah bu azim ve kararlılıkta olan bir hükümet vardır, bir devlet vardır. Bunu böyle bilelim. Türkiye'nin bilhassa savunma sanayi ve askeri konularında atalete düşme, durma, duraksama gibi bir lüksü yoktur. Her şeyden önce ülkemizin içinde yer aldığı stratejik coğrafya buna izin vermiyor. Tarih boyunca farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapmış bu bölge, insanlık tarihinin nüvelerini bünyesinde barındıran bir açık hava müzesidir. Anadolu'nun, Orta Doğu'nun tarihi okunmadan dünya tarihinin anlaşılması, tam olarak kavranması mümkün değildir. Ancak içinde yer aldığımız bölge aynı zamanda bir devletler mezarlığıdır. Askeri, siyasi, kültürel ve toplumsal olarak güçlü olmayan nice devlet bu meşakkatli coğrafyada çok kısa sürede yıkılıp gitmiştir. Sadece kendilerini yenileyen, zamanın ruhunu iyi okuyan, geleceğe dair bir vizyonu, bir hedefi olan, en önemlisi cazibe merkezi olmayı sürdüren milletler bu coğrafyada asırlar boyu varlıklarını koruyabilmişlerdir. Osmanlı Devleti bunun en somut, en güzel örneğidir. Söğüt'teki 400 çadırlık bir uç beyliğini adım adım bir cihan devletine dönüştüren cevher, ecdadımızın cengaverliği yanında coğrafyamızı siyasi, sosyal ve kültürel olarak tutmayı başarabilmeleridir. Özellikle bir başka ifadeyi burada kullanmak istiyorum. Sert güç unsurlarıyla beraber yumuşak güç unsurlarına da sahip olan ülkeler tarihte kalıcı izler bırakabilmişlerdir. Bunların birini diğerine tercih etmek, hele hele sert güç imkanlarının önemini hafife almak, felakete zemin hazırlamaktır. Hiç kimse ben kültürel ve siyasi olarak iyi bir yerdeyim, askeri açıdan güçlü olmasam da olur diyemez. Aynı şekilde züccaciye dükkanına giren fil misali her tarafı ezip geçmek, yıkmak da sizi gerçek anlamda güçlü kılmaz. Yapılması gereken ülkenin tüm potansiyelini, elinin altındaki tüm imkanları aynı hedef ve idealler doğrultusunda ince bir siyasetle harekete geçirmektir. İnsanların zihnine ve duygularına aynı anda hitap etmeyi başarmamız gerekiyor. Unutmayalım ki iddia sahibi olmak, imkan sahibi olmayı da gerektirir. Bir devlet gücü, kapasitesi, askeri kabiliyetleriyle kem gözlere korku salarken umudunu kendisine bağlamış dostlarını da koruyabilmelidir. Değerli kardeşlerim, son yıllarda iç ve dış politikamızda yaşadığımız hadiselerin bu gerçeği
çok net ve çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğuna inanıyorum. Türkiye 30 yılı aşkın bir süredir bölücü terör belasıyla başa çıkmaya çalışıyor. Bugüne kadar terör sorununu ülkenin gündeminden kaldırmak, bu meseleye kalıcı bir çözüm bulmak için çok farklı yöntemler denendi. Güvenlik güçlerimiz askeriyle, polisiyle, istihbaratçısı ve korucusuyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan canları pahasına 32 yıl boyunca teröristle mücadele etti. Siyasi irade ve hükümetler de bu süreçte üzerlerine düşenleri yapmanın çabası içinde oldu. Ancak son bir yıldır yaşanan süreç terörle mücadele tarihimizin en kritik, en önemli dönemini oluşturmaktadır. Askeri operasyonlar kararlı şekilde sürerken halkın desteği de bugüne kadar görülmedik ölçüde devletin yanında yer almıştır. Bunun birkaç temel sebebi bulunuyor. Öncelikle 2009 yılından itibaren farklı isimler altında hayata geçirdiğimiz demokratikleşme adımları ve reformlar bölge halkına sorunun kaynağının örgüt olduğunu tartışmasız şekilde gösterdi. Bölge halkı bu süreçte devletin iyi niyetini, samimiyetini, bölgeye gerçekleştirdiği tarihi nitelikteki yatırımları bizzat tecrübe etti. Bölücü terör örgütünün ise hizmetleri ve yatırımları engellemek, bölgeyi karanlığa, cahilliğe, yokluk ve yoksulluğa mahkum etmek için çalıştığı iyice anlaşıldı. Bölge halkının 20 Temmuz'dan itibaren tüm tehditlere ve baskılara rağmen örgütün yanında yer almamasının en büyük sebebi budur. Bunun yanında güvenlik birimlerimizin ilk günden itibaren büyük bir titizlikle koordinasyon ve hukuk sınırları içinde yürüttüğü operasyonlar örgüte büyük darbe vurdu. Böylece ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine yönelik en büyük saldırı boşa çıkarıldı. Örgüt tarihinin en büyük hezimetini yaşadı. Yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar sonucunda 7600'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin yığınaklarının, mağaralarının, barınma alanlarının çok önemli bölümü yok edildi, tahrip edildi. Örgütün medya ve siyasetteki uzantılarının gayretleri, Tanışık köyündeki vahşeti, İstanbul ve Ankara'daki canlı bomba eylemlerini camilere, okullara, hastanelere yönelik kalleşçe saldırıları perdelemeye yetmedi. Bu çevrelerin Kandil'deki eli kanlı canilerden ekolojik kahraman ve cici çocuk çıkarma projesi büyük bir hüsrana uğradı. Ben bu vesileyle askerinden polisine, istihbaratçısından korucusuna kadar bölgede destan yazan tüm güvenlik birimlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı ifade ediyor, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, burada şu hususun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Şayet Türkiye 14 yıl öncesinin Türkiye'si olsaydı, inanın bugün çok daha farklı bir manzarayı konuşuyor olacaktık. Çünkü 2002 yılında Türkiye en stratejik alan olan savunma sanayinde %80'ler civarında dışa bağımlıydı. Bugün bu oranı yarı yarıya azaltarak %40'lar seviyesine düşürmüş durumdayız. Yerli üretim, insansız hava araçlarımız, gökyüzündeki gözcülerimiz olarak teröristlere gizlenecek in bırakmıyor. Kirpi ve diğer zırhlı personel taşıyıcılarımız, güvenlik birimlerimize örgütün saldırılarına karşı daha muhafazalı bir imkan getiriyor. Aynı şekilde fırtına obüslerimiz terörle mücadele yanında
Suriye'den ülkemize yönelen DAEŞ ve YPG gibi terör örgütlerinin saldırılarına karşı kritik bir savunma hattı oluşturuyor. Atak helikopterlerimiz gururumuz olarak semalarımızda uçuyor. Kendi üretimimiz olan gemilerimiz ülkemizle birlikte dünyanın dört bir yanındaki denizlerde bayrağımızı gururla taşıyor. Ortaya konulan bu başarı hikayeleri elbette önemlidir. İşte şimdi Sayın Başbakanımız onu diyorum. Siz bir gemi inşa yüksek mühendisi olarak bundan sonra daha seri bir şekilde denizlerde inşallah bu üretimi güçlü kılmalısınız. Bunun yanında bir mühendis olma özelliğiniz sebebiyle de aynı şekilde icra konseyinde tüm üretimlerle alakalı kararlarımızı çok daha seri almak durumundayız. Bunları yapacak bir güce Türkiye sahiptir. Şu anda insansız hava araçlarında hamdolsun silahlı insansız hava araçlarını da üretecek noktaya gelen bir Türkiye var. Bunlar bizim çok ama çok önemli işimizi görecek. MİLGEN başta olmak üzere bu alandaki projelerimizi devam ettirmek, yeni projelerle donanmamızı güçlendirmek durumundayız. Savunma sanayinde takip eden değil, takip edilen, tüketen değil, üreten, yeniye öncülük eden bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor. 2023 yılında savunma sanayinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ülke olarak adımlarımızı daha hızlı atmalıyız. Bugün planlanandan 3 ay önce denize indirme törenini gerçekleştirdiğimiz Burgazada korvetiyle saç kesme törenini yaptığımız Kınalıada korvetini bu kararlılığımızın, bu irademizin birer sembolü olarak kabul ediyorum. Kınalıada korveti inşasının kazasız belasız tamamlanmasını diliyor. Projede emeği geçen ve geçecek olan herkese teşekkür ediyorum. Burgazada korvetimizin yolu açık, denizleri sakin, provası net olsun diyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Şimdi MİLGEN projesi 4. gemisi Kınalıada korvetinin ilk kaynağının yapılması Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan arz olunur.